Sayın Nail Sarıdağ. Buyurun Sayın Nail. Sayın Divan, Sayın Başkan, değerli delege arkadaşlarım, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Aslında cevap vermek için çıkmadım tabii ki. Hatta teşekkür etmek için çıktım. Hepinize dağıtılan toplam 440 sayfalık çalışma raporumuz, 190 sayfalık mali raporumuz, faaliyetlerimizi toplam 630 sayfada özetlediğimiz raporlarımıza ilaveten 218 sayfalık vergi raporumuz ve 198 sayfalık ekonomik raporumuz toplam 1046 sayfayla tamamı da yazı olan raporlarla karşınıza çıktı. Çok güzel incelemişsiniz, çok güzel değerlendirmişsiniz. Onun için hiç size cevap verecek, açıklama yapacak çok zorda kaldığımız bir soru da gelmediği için sizlere sonsuz teşekkürler. Bu bizim çalışmalarımızı onayladığınız anlamındadır. Sağ olun, var olun. Ben sadece bu konuda teşekkür ediyorum. İki konuda bilgi vermek istiyorum, cevap değil. Özel YMM sınavı 5786 sayılı yasayla, yönetmenliğinden falan söz ediyor arkadaşlar. Yasayla gelmiş bir konu. Yeminli mali müşavir, bu sınavı verecek olanların yeminli mali müşavir ünvanını almaya hak kazandığı ibaresi var içinde. Bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımışız. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Ama hepiniz yasalarla, düzenlemelerle çok yakından ilgili insanlarsınız. Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru işlemeyeceği için iptal edilmiş bir sınav olduğu halde o insanlar o sınav haklarını aldılar. Ama bunu dile getiren arkadaşlar da bildiği halde, Anayasa Mahkemesi'nin kararını da bildikleri halde iki kere daha bizim yönetimimiz, başkanlığımız sırasında özel yeminli mali müşavirlik sınavları gündeme geliyor. Biz geceli gündüzlü sabahlara kadar o yeminli mali müşavirlik sınav hakkını geri çektiriyoruz. Fakat burada bir yönetmenliği bile yokken sınav yaptırdılar ifadesini kullanıyorlar. Takdirlerinizi sunuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Bir konu beni çok üzdü. Belki de söz almayacaktım. Arkadaşlar zaten gerekli cevapları verdiler. 5'e 4'ü tartışırken 6'ya 3 diye bir tabir kullanıyorlar arkadaşlar. İnanın titriyor ayaklarım şu anda. Üzüntüden. Ya ölüye saygı, ölüye. Bir can verdik, bir can. Bir arkadaşımızı gömdük. Bundan da prim mi yapmaya çalışıyorsunuz be? Ayıptır, günahtır, utanmak lazım bundan ya. 6'ya 3'ü işte yönetim kurulu arkadaşlarım burada. Konuyu geçen dönem 2013 seçimlerinden sonra SMM yedeklerimiz ayrı, YMM yedeklerimiz ayrı listelensin. Hangi ünvandan giderse veya yer boşalırsa o ünvanı çağıralım diye çırpındık. Arkasında ben dinledim. 60 kişi. Kaç kişi konuştu? Lütfen. Herkesi dinledim yerinde. Arkasından yasamızda 9 kişilik yönetim kurulu üyelerinin 5'inin yeminli mali müşavir olmak zorundadır ifadesine karşı birlik yönetmenliğimiz düzenlerken defalarca en azından 4'ünün de SMM olacağına dair bir ibare koyan bakanlık görüşmelerimiz sırasında. Hayır, en az 5'i olur, 6 da olur, 7 de olur. İlçe seçim kurulu ayrı sıralıyor. Sizin SMM'niz, SMM'niz bizi ilgilendirmez. Biz yukarıdan aşağı oy sırasına göre listeleriz. Siz eğer boşalırsa sıradaki üyeyi çağırırsınız. Hadise bu.
Şimdi bakın. O çıkan kararı yürekten destekliyoruz. Ama arkadaşlarıma söyledim. İbrahim Bey bu konuyu dava konusu yapar ve sevinirse çok ve kazanırsa çok sevineceğiz. Bu bir kesinlik kazanacak çünkü dedik. Yönetim kurulu toplantılarını anlatıyorum. Ben anlatmam bakın. Son bölümlerimiz. Eğer biz art niyetli olsaydık bu işin mahkemesine, mahkemeye gitmesine engel olurduk. Nasıl biliyor musunuz? Seçim kurulundaki görüşü alıp dosyaya koyardık, kapatırdık sayfayı. Mahkeme yolunu biz açtık ya. Biz açtık arkadaşlar ya. Yani hakikaten Rıfat Bey biraz önce dedi ki söylediklerinizi kulaklarımız dinsin. En insaf diyorum, başka bir şey söylemiyorum. Bir konuya daha değineceğim ve sözlerime son vereceğim. Ya demagoji yaparak, polemik yaratarak hiçbir yere varılmaz. Biraz gülelim. Hakikaten biraz sizleri tebessüm ettirmek üzere bir şey söyleyeceğim. Bu kamera arkası frikikleri var ya, bazen şeyde gösteriyorlar televizyonlarda. Ben burada o kamera arkası frikikleri gibi sahneler yakaladım. Hepsini dinledim çünkü. Örnek veriyorum size. Bizim sorunlarımız sadece 4 tane midir? Efendim mesela yığınla sorunlarımız var. Sayın Başkan sadece 4 tane şey istedi. Evet, biz bütün sorunlarımızı defalarca raporladığımız sayısının 20'nin 30'a 50'ye varan sorunlar da saydık. Ama arkadaşlarımız halen o sorunları sayıyoruz da diyebiliyorlar. Ama ben 4 tane şey istedim. 3,5 tanesinin de cevabını aldım arkadaşlar. Yapılacağına dair. Sayım sayısı, soru saymanın bir anlamı yok. Önemli olan konuyu çözebilmektir. Aynı frikiklerden bir tanesini daha size söyleyeyim. Sayın Başkan, süreci çok doğru yönettiniz. Elinize canınıza sağlık. Hatta sizi arayacağız diyen arkadaşlarım dışarıda. Çok güzel diyaloglar kurdunuz. Çok güzel ilişkiler kurdunuz. Değil mi? Kürsüye çıkıp Maliye Bakanlığı'ndan ağlaya sızlaya bir şeyler istemek gibi ifadeleri ve hatta frikik ötesi bile değerlendireceğim de ama işte kamera arkası frikikleri gibi değerlendiriyorum. Bir başka örnek vereyim size. Rıfat Bey arkadaşım cevapladı ama bakın bu sadece bizim yönetimimizin değil, yıllardan beri gelen yönetim anlayışımızın bir eseri. Hangi oda, hangi başkan, hangi bölgede olursa olsun odasının hizmet ve eğitim ihtiyaçlarından ilgili TÜRMOB'tan bir yardım istediyse kesinlikle ve kesinlikle hiçbir oda ayrımı yapmaksızın, hiçbir bölge ayrımı yapmaksızın, hiçbir başkan ayrımı yapmaksızın biz bu yolda yardımlarımızı ve borç ödemelerimizi yaptık. Şimdi bir taraftan nispi temsille ilgili itirazlarımızı herkesin rahatsız olduğunu dile getirirken oradan bazı arkadaşlarımızdan seslerin yükseldiğini görüyoruz. Ama burada biz nispi temsille gelin beraber yönetelim diyen arkadaşlarımız oradan öyle sesler yükseliyor. Aynı yönetimler bu para yardımlarını ve borç ödemelerini oy birliğiyle yapmışken orada herhangi bir birlikte yönetimle söz etmiyorlar, bir suçlamaymış gibi dile getiriyorlar. Hiçbir oda ayrımı yapmadınız halde. Ben oturduğum yerde gerçekten bunlara çok şaşırdım. Son bir örnek vereceğim. Mesleğe giriş önlenmeli diyor arkadaşımız birisi. Okullara okulunla ilgili girişler önlenmeli diyor. Cümlesinin devamında staja başlama sınavıyla ilgili bir iyileştirmeden ve bir basitleştirmeden söz ediyor. Siz de yakaladınız değil mi bu kareleri? Yani kamera arkasının ötesindeki sahnelerdi bunlar. Sadece bunları sizinle biraz paylaşmak ve biraz sizleri gülümsetmek istiyorum. Ben genel kurula katılarak verdiğiniz katkılar için, değerlendirmeleriniz için
teşekkürleriniz için ve eleştirileriniz için ve mesleğe bu heyecanı kattığınız için her şekliyle hepinize teşekkür ediyorum. Bu genel kurulun önce mesleğimize, ülkemize yararlar getirmesini temenni ediyorum. Yarın seçilecek olan ve oluşacak olan yönetim kuruluna büyük bir onur ve büyük bir gururla genel başkanlığı devredeceğimi söylüyor ve kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz, Sayın Genel Başkan, buraya lütfeder gelirseniz, hepinizin adına, tüm buraya katılan delegeler adına Sayın Nail Sandı'ya bir plaket sunmak istiyoruz ve izninizle bu görevi de ben yapmak istiyorum.